Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda yine yepyeni bir modelle geldim. Modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü ve ona uygun da 3 numarada şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle yeteri miktarda şişme ilmeklerimi çıkarttım. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarından oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına da 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz lastikten oluşan lastik modeli yapmanız gerekiyor. Farklı lastik modelleri yapmayın. 2 ters 2 düz lastik modelinin üzerine model kuruluyor. Şimdi ben biraz ördüm. Modelimin ilk sırasıyla başlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Şöyle ipimi arkaya alıyorum. Bu burada iki tane düz ilmeğim olduğu için hemen şöyle modelimi buraya yerleştiriyorum. İki ilmeğimi sağ şişime aktardım. İpimi arkadan öne aldım. Tekrar bu iki ilmeğimi sol şişime aktardım. Tekrar ipimi arkadan çeviriyorum. Öne aldım. Yani bu iki ilmeğin etrafında ipimi iki kez dolamış oluyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum. İkisini birlikte örmeyin kesinlikle. Bakın bu şekilde ördüm. Şimdi ipimi öne aldım. İki ilmek ters ördüm. Yine iki tane düz ilmeğime gelince şöyle aldım saçımı etrafında iki kez çeviriyorum. Bakın şöyle aldım arkaya. Tekrar sağ şişime, tekrar sol şişime aktarıyorum. Çevirdim ipimi ve tek tek düz olarak ördüm. İpimi öne aldım, iki ilmek ters. Düz ilmeklerime gelince yine etrafında iki kez ipimi doluyorum. Şöyle ve bunları tek tek düz olarak örüyorum. İki ilmek ters örüyorum düz ilmeklerime gelince şöyle ikisini aldım ipimi etrafında iki kez çeviriyorum Ve bunları tek tek düz olarak örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Kenardaki iki tane düz ilmeğim yine aynı şekilde ipimi etrafında iki kez doluyorum. Bu şekilde doladım ve tek tek düz olarak örüyorum. Evet gördüğünüz gibi modelimizin ilk sırasını tamamlamış olduk. Şimdi arka tarafına geçiyorum. İkinci sıramdayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ters gelen ilmeklerimi ters, düz gelen ilmeklerimi ise düz olarak örüyorum. Tersi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Örgümün ön yüzüne, modelimin 3. sırasına geldim. Şimdi 3. sırada bu kenardaki modellerimiz yarım olacak. O yüzden şöyle Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bir düz, bir ters ilmeğim var. Düz ilmeğimi şöyle önden, ters ilmeğimi arkadan ikisini yer değiştiriyorum. Bakın bu şekilde sol şişime taktım. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi ise düz olarak görüyorum. Bu şekilde. Yani modeli kenarları açıyoruz. Bir ters, bir düz ilmeğim var. Ters ilmeğimi arkadan, düz ilmeğimi önden alıyorum düz ilmeğimi düz ters ilmeğimi ters örüyorum tekrar yer değiştiriyorum ters ilmeği arkadan düz ilmeği önden aldım ters ilmeğimi ters düz ilmeğimi düz örüyorum modeli kenarlara gördüğünüz gibi açıyoruz tekrar yer değiştiriyorum ters ilmeği arkadan düz ilmeği önden alıyorum önce Düz ilmeğimi ördüm sonra ters ilmeğimi. Tekrar yer değiştiriyorum. Düz ilmeğimi önden, ters ilmeğimi arkadan. Önce ters ilmeğimi, sonra düz ilmeğimi örüyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Evet düz ilmeğimi ördüm. Şimdi burada kenarda yine yarım ilmek e, yarım model yapıyorum. Düz ilmeğimi önden aldım, düz örüyorum, ters ilmeğimi ters ve kenardaki ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin üçüncü sırasında tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzüne dördüncü sıraya ve son sıraya geldim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Düz ilmeklerimizi düz Ters ilmeklerimizi ise ters örüyoruz. Evet modelimiz bu kadar kolay arkadaşlar. Çok da hızlı ilerleyen bir model. Hiç sıkılmadan bu modelden istediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. İster bere ister atkı isterseniz de bebek yelekleri yapabilirsiniz. Şöyle Evet sizlerle beraber bir tane modelimizi yapmış olduk. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız fakat modelimiz kaydırmalı olarak devam edecek. Şu gördüğünüz iki düz ilmeklerin üzerlerine getireceğiz. Evet ikinci modelimin yerleştirmesinde göstereceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ilmek ters örüyorum. Düz ilmeklerime gelince şöyle sağa aktardım ipimi. Bu iki ilmeğin etrafında iki kez doluyorum. Ve sonrasında bunları tek tek düz olarak örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Düz ilmeklerime gelince şöyle ipimi etrafında iki kez doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Düz ilmeklerime gelince ipimi 2 ilmeğimin etrafında 2 kez doluyorum. Ve sonrasında bunları tek tek düz olarak örüyorum. Kesinlikle ikisini birlikte örmeyin. ilmek sayınızda azalma olur bu sefer. Evet, düz ilmeklerime geldim. İpimi etrafında iki kez doladım. Evet ben bu sıradan sonra artık devam etmeyeceğim arkadaşlar. Artık mantığını anladığınızı düşünüyorum. Şimdi nasıl devam edeceğiz? Birinci sıramıza itibaren ne yaptıysak aynısını üzerine uygulayacağız diğer sıralarda da. Şimdi ikinci modelimizi yapıyoruz. Üçüncü modeli de yaparken şu birinci sıramıza itibaren ne uyguladıysak aynısını üzerine uygulayacağız yani. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Takıldığınız yer olursa dediğim gibi videoyu tekrar tekrar baş alarak yapabilirsiniz. Yahut da bana yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Ben kamera arkasında böyle farklı bir ipimle de büyük bir parçada bu modeli çalıştım. Şahane bir model oldu. Arka kısmında bakın bu şekilde. Bu da sizlerle beraber yaptığımız küçük parçamız. Evet şimdi bu modelden neler yapabiliriz hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Çok güzel bere yapabilirsiniz arkadaşlar bu modelden patiklerinizde hırkalarda, süveter yapımında atkılarda istediğiniz her alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki güzel videolarımda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.